Yukarıda bir olay oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı binasını sütle çevirmiş bir tane kedi kovdu dışarı. Az ilerisinde bir gerizekalı 6-7 tane kedi yavrusuyla onları okşuyordu. Ben de geçerken dedim, dikkat et arkadaş, toksoplazma dedim. O ne be, bilmiyorum. Seni esir alır dedim. Hastalıklarından bahsetmedim. Yaşadıkça uyansın. Ona kulluk ediyorsun dedim. Başkasını düşünmüyorum. Hayvanı sevmek kötü müdür? Ben de dedim, başka hayvanlar da var. Hepsini sev. Ondan sonra gitti. Orada kapıda bekleyen arkadaşların yanına camiye girdi. Evet. Camiye girecek şimdi, namaz kılma. O camiyi tekrar hayvana boğduklarına, o şahs sayesinde hiç şaşırmam. Cami yeni tadilat oldu. Öyle şeyler yüzünden. Son girdiğimde teller falan koymuştular. Tel örgüler. Bu şahsın onları delip kıbleye tekrar hayvan soktuğuna dair hiçbir şüphem yok. Kesinlikle yapmıştır. Ve ben tam oradan geçerken yolda önümde onları sevmesi, tam yanından geçerken bırakıp ayağa kalkması hiç tesadüf değil. Evet. Çömelmişken kafa tutamazdı ki. Giderken anası balkondaydı. Bu da neden belli, karşılaştığım şeye göre. Gelirken bok şampiyon kendisi balkonda bekliyordu. Bu da yeniden bok yapılmış anlamına gelebilir. Çıkıp bakıyoruz. Evet, burada gömülü bok var galiba. Kesinlikle. Bekliyor balkonla konuşma için. Hey narkopat! Kediler sabah yine oraya sıçmış be. Buraya sıçtırsanız da burada ufak çocuklar geçiyor, oynuyorlar falan, ağaca tırman. Ufak çocuklar kapsın zonosu. Sen yeminin zbız gelir be. Sen beni kandıramazsın artık, yeminin. Bütün bu bokların faili olduğunu adım gibi biliyorum. Köpeğinle gelip yanıma sıçtırdın orada, balkonda yorgun argın beklerken. Ha? Zabıtadan, polisten, belediyeden koşturup bok var diye. Yorgun argın kanker içinde beklerken geldin, köpeğinle yanıma sıçtırdın. Anan ise ben burada bokları kaldırırken geldi köpeğiyle kedisiyle. Başın ağrır tabii, ağrıtırım senin başını da. Yarın yine bokları görmeyeyim, buraya sıçtır, ufak çocuklar kapsın. Yaşlılar da burada barınıyor, yoruluyorlar, geliyorlar, bir şeyler yoruluyorlar. Burada onları öldürebilir. Daha çok.
Penceremin karşısına dadanıyordun hayvanınla be, gönderiyordun suçmağı parkta. Ne çabuk unuttuk. Gaz kafesine koşturuyordu köpeğini, sıçtırıyordu orada gözümün önünde, balkona uzanır uzanmaz. O şeyler unutulur mu? Bu sadece saydığım birkaçı sabaha kadar sayabilirim. İstersen sabaha kadar sayayım, o bokları uzak tut, kabız ediyor. Vallahi mallahi de Allah adına ağzına alma öyle yalanlar için. Merhaba, nasılsın? Evdeyim ben ya, seni görmüyorum. Dur kapatayım onu. İyi. Maşallah. Nereye çekiyor? Kedi beslemiyorum diyor da. Onun için çekiyor. Bu kedi her gün penceremizin önünde eylemler yapıyor. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar taksici. Komşuyla güzel bir sohbet ettik. Evet, taksici, bu yalanların her şey, ne cevap veremedin, her şey kayıtta. Senin böyle zonos saçıp insanlara zarar vermek için ceza almadığına şaşıyorum. Bu kadar kanıta rağmen. Birisi seni tutuklayıp çıkmamak üzere olduğun narkopat, psikopat gibi dipsiz kuyuya atmadığına şaşıyorum ben. Komşum polis gibi mesela. İki tane. Ne karışım vardı be o kaldırdığım sabah, anasını satayım. Boğaz yakan türden. Evet, işeri gittik. Neden? Sayfayı 10 kere açtı. Şimdi tanımıyorum. Tekrar deneyeceğiz.